Anne baba bereket sebebidir. Bir alimin ifadesiyle hanelerinde bulunan ihtiyar anne baba veya diğer akrabalarından dolayı rızık endişesine düşenlere ey derdi maişetle müptela olan insan, belki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyıkı maişetin daha ziyade olacaktı, diyerek o ihtiyarların bulundukları hane için birer bereket sebebi ve rızkın artmasına vesile olduklarını söylemektedir. Binaenaleyh, evladın anne babama bakmaya gücüm yetmiyor demeye hakkı yoktur. Zira onların evlat üzerindeki hakkı, evladın sırtında taşıma pahasına onlara bakmasıdır. Yukarıda ifade edildiği şekliyle, kayınpeder kayınvalide, ana baba fark etmez, sevgiye, hürmete, şefkate gerektiğinde, yardıma ve bakıma muhtaç bulunduklarında, bunu bir yük ve ar mevzusu yapmamalı. Onlar hayattayken, uzakta iseler mutlaka telefonla aranmalı, senede bir defa bile olsa torunlarının ziyareti sağlanmalıdır. İhtiyaçları varsa maddi manevi mutlaka karşılanmaya çalışılmalıdır. Her bir fert şunu unutmamalıdır ki, yapmış olduğu her bir davranışın hem dünyada hem de ahirette dönüşü ve meyvesi olacaktır. Ebeveyne saygı, hürmet, bakım, görümüşü Allah ve Resulullah'ın emri. Kim bunlara hakkıyla riayet ederse, unutmasın ki hem dünyası cennete döner, hem de gerçek hayatta cennetin en yüksek mertebesinde yerini alır. Gelin de, damat da, karşılıklı eşler, ana babalara hürmette kusursuz olmalılar. Onları, örnek alan çocukları da, aynı davranışları sergileyeceklerini unutmamalıyız. Kısacası, biz sadece kendimiz olarak yaşamıyoruz. Çocuklarımıza da rehberlik yapıyoruz. Aile yakınlarımıza yardımlaşmada ölçü nasıl olmalı? İnsan, aile içerisinde ayrım yapmadan, gerek erkek hanımının tarafına, gerekse hanım da beynin yakınlarına, yardım etme konusunda cimri davranmamalıdır. Ailesini seven bir insan, karşı tarafın sevmediği yönleri olsa bile, bunları büyütmeden birbirlerine yardımcı olmalılar. Bu yardımlaşma asla menfaatperestlik duygularıyla birbirlerinin iyi niyetini sabote etmeye yönelik olmamalıdır. Böyle bir düşünce er veya geç ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, dünya ve ahirette kimin kime muhtaç olacağını Rabbimizden başka kimse bilemez değerli dinleyicilerim. Anne babasına hürmette saygıda kusur etmeyen, kayınpeder kayınvalidesine, yakınlarına yardımlaşmada dengeli bir şekilde ölçülü olarak yardım eden, onların gönüllerini alan kullarından olmamız temennisiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.